Ekranların yol gösteren Gezi Kültür Programı rehberi hoş geldiniz. Ben Mert Savaş. Efendim Nisan ayının ortası, çok sıcak bir hava ve biz rotamızı Hatay Payas'a çevirdik. Hem Payas'ı çekmek istedik hem de yıllardır tanıdığım Payas Belediye Başkanı Sayın Bekir Altan 6. kez seçildi. Uğradım, başkana tebriklerimi ilettim. Sağ olsun o da dedi ki Mert dedi, yanına arkadaşları veriyorum. Payas'ı güzel bir şekilde çekebilirsin. Aslında diğer açıdan çekecektim programın açılış anonsunu ama güneşin azizliğine uğradım. O yüzden açılışımı bu şekilde yapayım. Ondan sonra 1574 yılında yapılan. Bugün her ne kadar benim ilk geldiğim yıllardaki ürünler olmasa da yine de gelen misafirlere Payas kültürüyle ilgili alışveriş imkanı sunan Kervansaray programda olacak. Hemen yanında tarihi bir cami var. Oradaki zeytin ağacından bahsedeceğim. Ondan sonra avlu çok güzel. Orada neler yapılmış onlardan bahsedeceğim. Sonra nereye gideceğim ben de bilmiyorum. Hüseyin abi, güzel bir Payas klibi. Rehber başladı. İyi seyirler. Şöyle bir tarihin içerisinde yolculuk yapalım. Şimdi tabii biz bu bölgeye her geldiğimizde elbette depremden bahsediyoruz. Payas için sevindirici tarafı şuydu o büyük depremin. Hani Hatay'ın diğer ilçelerine göre biraz daha az zararın olduğu bir yerdi. Ve Payas aslında çok büyük bir ilçe olmamasına rağmen depremde Hatay'a abilik yaptı diyebiliriz. Bu görmüş olduğunuz alan ve birçok noktada özellikle İskenderun'da evlerini kaybedenler, kalacak yer sıkıntısı yaşayanlar hatta merkezden geldi ve burada misafir edildi. O yüzden de sevgili başkanı bir kere daha tebrik etmek istiyorum. 1574 yılında yapılıyor külliye, sonra çevre düzenlemesi yapılıyor. Elbette zaman içerisinde belli sıkıntılar yaşıyor, yıkılıyor ama restore edildikten sonra çok güzel oluyor. Bu kısım İki avludan bir tanesi, başkanın makam odası, misafirhanesi ve mutfağı var ve şu anda da aktif olarak kullanılıyor. Bu arada inanılmaz yöresel ürünler de az sonra tabii Payas'ın yöresel ürünleri de rehberde olacak. Bir gidelim bakalım. Geçelim mi diğer tarafa Hüseyin abi? Kütüphane varmış, bir de o alanı gösterelim. Şöyle hızlıca diğer avludan da bahsedelim. İşte burada kütüphane var. Aynı zamanda festivaller tabii bir zamanlar ne güzel şenlikler yapılıyordu. Acılar sarıldıktan sonra yine yapılacak. Konser alanları ve ilginçmiş burayı isteyenler de düğün yapmak için de kullanabiliyorlarmış. Belediyeden gelip bir ücret karşılığı doğru değil mi? Ya da kaymakamlık yapıyorsa zaten herhangi bir ücreti olmuyormuş. Konferans salonu var ama bu mevsimde kütüphane burada değil mi? Kütüphane var. Ama bu mevsimde güneşin altında çok durmayı tavsiye edeceğim bir yer değil. Ben gölgeye kaçıyorum. Hani derler ya gökte ararken yerde buldum diye. Şöyle bir baktım. Dedim tam kafama göre buldum. İsarettin Altan. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi sorumlusu. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi sorumlusu. Abi dedi bunu bol bol söyle dedi. Yaz dedi. Bilineyim dedi. Nasılsın canım kardeşim? Teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyiyim ya. Ne güzel çıktın karşıma ya. Ne demek abi, biz her zaman buradayız. Tüm vatandaşlarımıza hizmet için. Şimdi bana önce bir şurayı bir anlat genel anlamda. Abi genel, sorumlusun buranın. Genel olarak anlatmak gerekirse külliyemiz 1574 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmış. 1574 yılından beri ayakta, hiçbir şekilde yıkılmamış. En son ki depremi geçirdi. Hiçbir yerinde bir yıkık, bir döküntü yok. Sen şimdi beni yalancı çıkarttın. Ben çünkü programın açılışında dedim ki 1574 yapıldı ama zaman içerisinde dedim mutlaka tahribata uğramıştır. Şu şekilde 2013-2014 yılında belediyemiz burayı vakıflardan aldı ve restore etti. Tabii yani yıkık yani? Hayır, bu şekilde ben değildi. Belediyemiz burayı başkanımız aldı, tamamıyla restore ettirdi, şu anki durumuna getirdi. Peki, daha önce çok yıkıktı. Mimar Sinan'ın eseri burası öyle tabii mi? Tabii evet, Mimar Sinan'ın eseri. Bak bunu biliyordum ama unutmuştum. İyi ki söyledin. Şimdi bölüm bölüm gezeceğiz. Bazı evet. Yerleri ben anlattım.
Evet. İş yerindeki ışıktan dolayı Hüseyin abi detayı verecek. Tam arkamızda ne var külliyede? Şu anda tam arkamızda bulunan bölümler bunlar daha birazdan çekeceğimiz olan ham meydanının özel olarak yapılmış bölümleri buralar. Yani şöyle söyleyeyim, o tarihte üst düzey komutanlar, paşaların kaldığı bölümler. Hani otellerde kral daireleri gibi düşünün. O şekilde biz burayı şu anda misafirhane olarak kullanıyoruz. Burası mescit bölümü. Namaz kılacak misafirlerimiz burada kılabiliyorlar. Yardımcı oluyoruz kendilerine. Yine yan tarafta oturma bölümümüz var, mutfak bölümümüz var. Tarihte buralar ayrı ayrı bölümler olarak kullanılıyor. Şu anda burası misafir, yani atıyorum. Ben Bekir Başkan'ı aradım. Abi dedim, Aramidir. Evet. Ya ben geldim, Payas'tayım. Bir gece kalmam lazım. Burada kalabilir miyim? Baş tacı abi. Bizim için hiç sıkıntı yok. Tanımak tanımamak da önemli değil. Bizim için insan olsun, vatandaşımız bak, hiç problem bak, değil. Bak benim havalara bak ama. Bak bak bir anda nasıl havaya girdim ya. Biz her türlü yardımcı oluruz. İşiniz çok güzel olmuş. Evet. Orayı bir çekelim. Evet. Ondan sonra diğer yerleri de beraber anlatalım. Tabii ki. Tabii ki abi, her zaman. Burası hamam bölümü külliyemizin. Yine o tarihte hamamda külliye ile beraber inşa edilmiş durumda. Baktığımız zaman Anadolu'daki çifte hamamlar sisteminde yapılmış bir hamam. Bölüm bölüm şeyleri var, odaları var içeride. Yine şu çarşıdan girişi var değil mi? Başka sadece girişi Arasta bölümü, yani çarşı dediğimiz Arasta bölümünden girişi var. Başka bir yerden girişi yok. Depremden önce aktif kullanılıyordu. Depremde vatandaşlarımıza 5 ay 6 ay kadar ücretsiz şekilde duş imkanı sağladık. Allah burada. Allah razı olsun. Ne güzel bir hizmet. Başkanımız sağ olsun. Ondan sonra da aktif şekilde kullanılmıyor ama başlayacak inşallah restore edelim. Güzel. Yani burası efendim tarihi bir hamam. Ama yani bu bölgede olunca tabii ister istemez mutlaka depremden bahsediyoruz. İnsanların en büyük ihtiyaçlarından biri de elbette temizlik. Kapılarını açtılar. 5-6 ay burada insanlar geldi. Bu tarihi hamamda ihtiyaçlarını giderdiler. Bunun da altını çizmek istedik. Devam edelim. Şimdi biz İsarettin kardeşimiz böyle takılıyoruz. Abi dedi daha söyleme dedi. Tuğba müdürüm dedi bunu duyarsa dedi. Bana kızar dedi. Madem korkacaktın niye baştan söyledin? Bu arada Tuğba Hanım'a da buradan selamlarımızı yollayalım. O da buraya gelen misafirlere gerçekten İsarettin kardeşimle beraber en güzel bilgileri veriyor. Şöyle dışarıdan baktığım zaman değil mi Hüseyin abi? Çok güzel bir görüntüsü olan kale, Payas Kalesi. Ve tarihi açıdan da çok önemi var. Mesela Kıbrıs'ın fethinden sonra özellikle ayrı bir önem kazanıyor Akdeniz'in güvenliği açısından. Ondan önce yine Cenevizliler zamanında Kudüs'e giden hacıların burada daha güvenli geçmesi için ve tapınak şövalyelerinin de kontrolü altında yine tarihsel anlamda bir önemi var. Şimdi Mimar Sinan o kadar büyük bir mimar ki zaten bunu artık dünya kabul ediyor yaptığı eserleri gördükten sonra. Yani Mimar Sinan'ın bundan 500 yıl önce yaptığı su kemerleri bile bugün hala sapasağlam ayakta. İşte aslında kalenin tarihi külliyeden daha eski. Ama Mimar Sinan o müthiş mimari dehasını konuşturarak öyle bir proje yapıyor ki tarihi kaleyle beraber ki arada yaklaşık en az bilinen 500 yıl var. Tarihi kaleyle külliyeyi tek bir blok haline getiriyor. Evet. Var mı eksiğim? Abi çok güzel anlattın. Yani biraz daha burada dursan bizden daha iyi anlatabileceksin insanlara bence. Bu arada bir rivayet daha var. Evet. Şimdi bazılarına göre evet, bazıları diyor ki hayır. Yani o yüzden biz rivayet olarak veriyoruz. Vatan şairi Namık Kemal biliyorsunuz Kıbrıs'ta asıl, Kıbrıs'taki zindanları da yattığı bilinir. Kıbrıs'ta hatta değil mi? Girne'de miydi? Namık Kemal zindanları vardır. Ama burada da kaldığı söyleniyor. Buradan Kıbrıs'a sürgün edildiği yolunda. Evet o zaman tabii dediğin gibi abi rivayete göre Namık Kemal'in burada kaldığı. Zaten zindanı da içeride. Kaldığı zindan bu şekilde burası diye gösteriyoruz biz vatandaşlar. Ama tabii resmi bir şeyimiz yok. Ama biz rivayete göre bunu da bu şekilde kabul ediyoruz. Burası liman olduğu için o zaman Kıbrıs'a buradan gittiğini düşünerekten burada kaldığını söylüyoruz gelen vatandaşlara da. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi efendim bir yere götüreceğim sizi ama şu manzaranın eşiğine geçeyim. Şimdi sosyal medya hesaplardan şu parmakları görelim. Az sonra külliyenin içinde yer alan caminin bahçesinde
Hala daha meyve veren bir zeytin ağacına gideceğiz. Hala daha günümüzde bu zeytin ağacı meyve veriyor. Ondan önce başka bir yere gideceğim ama onu en sona bırakıyorum özellikle. Sizce meyve veren, günümüzde hala meyve veren bu zeytin ağacı kaç yaşında? Bu zeytin ağacı kaç yaşında? Programı izlerken sosyal medya hesabımızdan da cevapları sizlerden bekliyorum. Madem konu zeytinden açıldı, bu bölgenin böyle küçük bir kırık zeytini vardır. Böyle leblebi gibi yenir. Acaba var mıdır? Fiyatı kaçtadır? Şu çektiklerimizden bir klip ekrana getirelim. Yöresel ürünlerde buluşalım. Ondan sonra da bakalım. Meyve veren bu yaşlı tarihi zeytin ağacı kaç yaşındaymış? Yıllar önce, bayağı bir seneler önce ben burada canlı yayın yapmıştım. Peşinden de program çekmiştim. Külliyenin mimarisi aynı duruyor ama içeriği çok değişmiş. Keşke değişmeseymiş. Onu da söyleyeyim. Yani ben o zaman burada çekim yaptığım zaman burada ipekçilikten el sanatlarına kadar, yani geleneksel sanatlara kadar birçok dükkan vardı. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Hani her yerde bulabileceğim incikler, boncuklar falan. O yüzden bayağı bir zorlandım. Hani bölgeye ait ne vardı ya, Allah'tan bu girişte sağda bir dükkan vardı, bir de ileride. O ikisini gördükten sonra rahatladım. Hani öyle bakıyorsun ama haksız mıyım? Haklıyım değil mi? Haklıyım yani. Şimdi efendim, bu bölgenin payasında ürünleri var. Hatay'ın genel anlamda da ürünleri var. Biz Hatay programında da söylemiştik. Önemli bizim için. Özellikle bunları yapan ablalarımın el emeğinin değerlendirilmesi açısından. Benim bayıldığım şunlar bak Hüseyin abi. Bu küçük zeytinler böyle çıtır çıtır leblebi gibi yeniyor. Fiyatlar büyükleri 400, küçükleri 300, turşular da 250 lira, 200 lira bantında değişiyor. Gelelim böyle, gel devam edelim abi. Bıttım sabununu geçiyorum, Mardinli dostlarım ayıp olur. Yine Hatay'ın Defne ilçesinde üretilen ama Hatay'a ait birçok yerde, hatta Türkiye'nin birçok yerinde satılan Defne sabunu. Şöyle kokladığın zaman bundan böyle o zeytinyağının ve Defne'nin kokusunu alacaksın. Bir de sadece zeytinyağı sabunu var. Şimdi Hatay bölgesindeki zeytinlerin aroması, yoğunluğu Ege'ye göre daha keskindir böyle. Daha net alırsınız o aromayı. Zeytinyağlı defne sabunu özellikle saç derisini besliyor. Kepeklere ve yağlanmaya karşı sivilceyi kurutuyor. Ayak mantarına iyi geliyor. Pişiklere iyi geliyor. Ve içinde E vitamini bulunduruyor. Onun yanında da zeytinyağı sabunu var. Cildi nemlendiriyor. Saçların hızlı uzamasını sağlıyor. Hücre yeniliyor. Hüseyin abi. Aslında sana ben artık Niyazi abi diyecektim. Niyazi abi. Yaşlanma belirtilerini geciktiriyormuş. Oğlum ben neyime süreceğim? Beni her gören diyor ki ayıptır söylemesi. Bak yandan çek bak. Düz çek. Şu profil. İnanılmaz kilo verdim. Bak göz altlarım iyileşmeye başladı. Ben bir değişik oldum yani. Ben bir garip oldum. Ben iyi oldum yani. Kaç lira kalıplar kızlar? Sadece sesiniz. 40 lira. Hepsi aynı mı? Zeytinyağlı. Kilosu 300, bir kiloya 7 tane geliyor. Güzel. Hüseyin abi. Neyse bu espriyi yapmayayım, rütük üstüme gelir. Senden sabun yapmışlar diyeceğim, salatalık sabunu. Bak bunu ilk defa görüyorum. Bunu yoğurt sabunuyla karıştırdığın zaman cacık sabunu oluyor. Özellikle tıraş sonrası. Var mı öyle bir şey, yok değil mi? Yok. Salatalık sabunu. Yani en iyi sabunu istiyorsan yapıyorsun. Bu da salatalık sabunu. Vallahi havuç sabunu. Beypazarı'nda vardı galiba. Şimdi şöyle dön. Gel içeri. Buradaki kızlar mahcup. Dedi ki nişanlım dedi çok kıskanç dedi. Televizyona çıkmamı istemiyor dedi. Tamam dedim. Söylemeyeceğim zannettin değil mi bunu? Bak burada da yine bu bölgede üretilen, Hatay'da üretilen ama Payas'taki külliyede satılan yöresel ürünler. Nar ekşisi mesela, el yapımı 250 lira. Zeytinyağı, şu boylar 250 lira.
biraz daha büyüğü 350-425. Al acı biber 60 lira vatandaş. Dut pekmezi 150 lira. Ucuz ha değil mi? Ucuz ucuzdur fiyatları iyi. Bunlar zamlardan haberi yok. Verelim bu fiyatlardan, gelenler buradan alsın. İncir reçeli, yeşil incir 85-160. Portakal reçeli 90 liraya da var, 175 liraya da. Ayva reçeli 85 lira. Oraya dönme. Ama söyleyeyim, çok güzel peynirler var. Kilosu 350 lira. Orada etiketli ürünler var. Zeytinyağlı zahter. Bak. Zeytinyağlı zahter. Tam bir Hatay ürünü. Gerçek bir Hatay ürünü. Bu da 140 liraymış efendim. Salçalar var. Onların fiyatını yazmamışlar. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Böyle ilginç, ilgimi çekecek. Çoğunu söyledim. Limon reçelini nerede gördün? Ha, limon reçeli de var. En ucuz da o, 85 lira. Limon bol ya. Güzeldir abi ya. Andız pekmezi var, dut pekmezi var. Ahu tutu reçeli var. Bak dut değil. Ahu tutu reçeli. Kabak reçeli. Bak incir ezmesi var. Bak görüyor musun? Bu da 130 lira. Aslında ucuz değil de öyle bir hale geldik ki böyle ucuz geliyor. Yoksa ucuz değil ama her şey bize böyle artık garip bir şekilde ucuz gelmeye başladı. Kaçın? Yaş 40 lira değil mi incirin kilosu? Bak zahter de var. 40 liraya da böyle zahter satılıyor. Bir arayayım bakayım Adana merkezi, istediği bir şey var mı? İstemez gel. Sen gel yeter der. Sağ salim sen gel yeter der. Seninki ne der Allah aşkına? Ne bulursan ol gel. Bunların hepsi az önce de söylediğim gibi efendim. Hatay'ın yöresel ürünleri, Payas'taki külliyedeki bir dükkan. Keşke diğer dükkanlarda da böyle çeşitler olsa buraya ait ama maalesef bitti. Bu neymiş? Ha bak, bu da nar ekşisi. Büyüğü 400 lira. Bu nar ekşisini alırken efendim biraz araştırmak gerekiyor. Ben de şu çekimleri bitireyim. O zeytinlerden alacağım. Ben çok seviyorum onu böyle seyrederken televizyonu çıtır çıtır yemeyi. Detayların da var. O zaman soralım bakalım. Hatay'da Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde yer alan caminin bahçesinde bulunan ve hala günümüzde meyve vermeye devam eden ve yaşı oldukça fazla olan zeytin ağacı kaç yaşındadır? Gidelim öğrenelim. Rehber Payas'ta devam ediyor. Günümüzde kullanılan bir ifade vardır. Böyle yüksek binaların olduğu yerleri gösterirler. Derler ki, bilir misin derler, bir zamanlar buralar dutluktu. Şimdi bu acaba burası külliye olmadan önce neydi? Efendim burası zeytinlikmiş. Ve Mimar Sinan projesini çiziyor külliyenin. Ve diyor ki en yaşlı zeytin ağacı da burada diyor. Kalsın diyor, ona dokunmayın diyor. Biraz sonra kaç yaşında olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi bir açımızı değiştirelim şöyle, camiye doğru dönelim. İkinci Selim Camii. Dediler ki buranın yakışıklı, karizmatik bir Hüseyin hocası var. Hüseyin hocam selamun aleyküm. Şöyle gel yanıma hocam, uzak durma yahu. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Önemli bir cami midir? Evet. Anlatır mısınız bize camiyi, özelliklerini? Şöyle güneşte durmasak. Tamam, tam gölgeye geçelim o zaman. Hocam Allah razı olsun, beni de kurtardın. Bu bizim gaddar Hüseyin abi, kameraman, beni hep güneşe çıkartıyor. Buyurun. İkinci Selim Camii'ne hoş geldiniz. Şu anda buranın güzelliklerini ifade etmek için tarihin derinliklerine gitmemiz lazım. 1567'de temelleri atılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin 1574'te kısmen 1-2 bölümü, 1580 yılında kompleks olarak tamamı bitirilmiş, askeri, ticari ve haç kervanlarına dinlenmeleri için, misafir edilmeleri için terk edilmiş bir külliye. Anadolu topraklarımızda 30 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, ayakta kalıp hizmet verebilen en geniş külliye durumunda şu anda burası.
Burayı yaparken plan projeyi çiziyor mimarbaşı Mimar Sinan. Sokullu Mehmet Paşa burayı kendi öz ana parasıyla yaptırıyor. Hazineden para kullanmıyor. Tabii nihayetinde kendi parasıyla yaptırdığı için ismi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi olarak kendi ismini veriyor külliyeye. O dönemin padişahı 2. Selim tarafından bu eserleri yapmak için yetkilendirildiği ve görevlendirildiği için de diyor ki padişahım beni bu eserleri yapmak için yetkilendirdi ve görevlendirdi. Padişahıma da diyor jest olsun, camisine de diyor padişahımın ismini vereceğim. Külliye Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, cami 2. Selim Camii olarak geçer. Asırlarca bu kutsal mekan haç kervanlarına ev sahipliği yapmış. Kutsal olan Kabe'nin örtüsü ve hacıların bu mekanlara bırakmış olduğu nurlu hava burada asırlarca yaşanmış ve yaşanmaya devam ediyor. Bu güzellikleri Evliya Çelebi 3 tane anekdotuyla dillendiriyor. Birincisi cümle kapısı. Diyor ki Evliya Çelebi, cümle kapısından avluya giren bir ziyaretçi dese ki diyor ben cennet bahçelerinden bir bahçeye girdim. Vallahi diyor ziyaretçi yalan konuşmuş olmaz diyor. Burada neden kaynaklanıyor? Hem hacıların hem de Kabe'nin kutsal örtüsünün bırakmış olduğu, buraya doldurmuş olduğu o nurlu havadan adeta buraya giren ziyaretçi o nurlu havadan kendinden geçer bir vaziyet alıyormuş. İkincisi suyu hakkında söylüyor. Şu karşıdaki sütunların olduğu nokta su kuyusu. Bölgenin su ihtiyacı o kuyudan karşılanırmış. Çok güzel bir suyu varmış. Diyor ki Evliya Çelebi, kuyudan çekilen, kovalarla çekilen su havuz şeklindeki şadırvana boşaltılıyor. Etrafında muslukların olduğu, musluklardan da boşaltılan su yavaş şekilde akar vaziyetteymiş. Çeşmelerinden akan su da diyor selsebil suyunu andırıyor. Yani suyun güzelliğini de böyle ifade ediyor. Üçüncü güzelliği de zaten camisi hakkında. İçeriye Kabe'nin örtüsünün ve hacıların bırakmış olduğu, doldurmuş olduğu o nurlu havayı Evliya Çelebi şöyle dillendiriyor. Diyor ki camisi de çok nurludur. Nur üstüne nur yağar o mekanın. Orada diyor ibadet eden bir mümin huzuru, sükunu, mutluluğu ve huşuyu yakalar diyor. 450 küsur yıllık bir eser. Asırlarca dimdik ayakta kalarak günümüze kadar Müslümanlara hizmet etmeye devam ediyor. İnşallah daha uzun sürede dimdik ayakta kalıp Müslümanlara hizmet etmeye devam edecektir. Yapımı 13 yıl sürüyor. 1567'de temeller atılıyor. 1574'te kısmen, 1580 yılında bitiriliyor. Alt mimarlar yapıyor. Mimar Sinan o dönem bu eserde çalışamıyor. Çünkü yaşı ve konumu itibarıyla 85 yaşında olan mimarbaşı Mimar Sinan Edirne Selimiye'nin temellerini atıyor. Beklemeye alıyor temelleri. Burada Hassa'da mimarlar ocağı varmış. Alttan insanlar ocaklardan yetişirmiş o dönemde. 200 tane mimar kayıtlıymış. Mimar Sinan oradaki mimarlara ders vermeye geliyor. İşte Sokullu Mehmet Paşa ve ekibi gidiyor, görüşüyor. Onun nihayetinde plan projeyi çiziyor. En ince detaylarına kadar her şeyi işaretliyor, belirtiyor. Alt mimarlara devrediyor. Kendisi Edirne Selimiye'yi yapmaya gidiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Yemin ediyorum Hüseyin abi bak. Bir gün seni ne yapacağım biliyor musun? Böyle güneşin altına koyacağım. Ben de böyle karşına geçeceğim. Ya şurada gölge var geçme. Şuraya git geçme. Geçeceğim. Yanıyorum daha yanıyor. Sadece Adana yanmıyor ha. Payas da yanıyor dayı. Şimdi biz Instagram'da bir soru sormuştuk sosyal medyamızda. Demiştik ki sizce bu ağaç kaç yaşında? Yanlış olmasın bir kere daha söyleyelim efendim. Bu anıt ağaç 1350 yaşında en büyük özelliği hala daha bakın çiçekleri de üzerinde meyve veriyor olması. Yakın zamana kadar kayıtlı ağaçlardan bahsediyoruz. İnternette farklı bilgiler sizi yanıltabilir. Önemli olan kayıt altına geçirilmiş olması. Yani biri şunu diyebilir. Bizim bir ağacımız var 5000 yıllık. Sorarlar kayıt nerede? Ya da derler ki 4000 yıllık. Deriz ki meyvesi nerede? Doğru söylüyorum değil mi Hüseyin hocam? Hem kayıtlar, gel.
Yani Hüseyin abim bu konuda çok hassas. Bizim İsarettin'in pabucunu damı attı. İsarettin kıskançlık krizlerinde. Hani ben anlatacaktım diyor. Teskilli ağaç değil mi bu? Evet. Yani biz kimseye kaptırır mıyız bunun yaşlarını? Ağacımızı baştan izah edeyim. Evet abi. Bu külliye 13.500 metrekare. 13.500 metrekarelik külliyenin kapladığı alan komple zeytin bahçesiymiş. Evet. Bizzat 2. Selim padişah tarafından o dönemde bahçe içerisinde en yaşlı, görkemli konumdaymış bu ağaç. Diyor ki 2. Selim, o bahçe içerisinde bir tane yaşlı ağaç var. Kesinlikle diyor ağaca dokunmayın, onu bulunduğu noktada numune olarak bırakın, yanında da şadırvan yapılsın diyor. Şadırvan ve zeytin ağacı padişahın direktifiyle bu noktada bırakılıyor. Eser yapıldığında ağaç 900 yaşında tespit ediliyor. Şu andaki yaşı ve konumu itibariyle 1357 yaşında dünyanın en yaşlı, tescilli, meyve veren ikinci ağacı konumunda. 2 yıl öncesine kadar birinci konumdaydı ağaç. 2 yıl önce Manisa İzmir otoban güzergahında bir tane keşfedildi. O da zeytin. Yaşı çıkarıldı. Bundan 300 yıl kadar onun yaşı daha fazla çıkınca birincilik otomatikmen oraya kaydırıldı. Ağaç ikinci konumda kalmış oldu. Hocam, şunun şöyle gelir misiniz rica etsem? Hoca da güneşi hiç sevmiyor. Şu kıvrımları, ya kıvrımları yaşını ele veriyor. İşte birinci tekniklerden birisi, ağacın yaşını çıkarılma tekniklerinden birisi, ağacın böyle oluşmuş kıvrımları. İnsanoğlu da yaşlanınca nasıl ki vücudunda, yüzünde, suratında kıvrımlar, buruşmalar olur. İşte onun için bu da yaşlı olduğunu, tarihe meydan okuduğunu dile veriyor. Bunun meyvesini topluyor musunuz? Meyvesi şu anda olgunlaşmadan döküldüğü için toplanmıyor. Bir de ağaca zarar vermemek amacıyla, tarihi korumak amacıyla. Doğru söylüyorsun hocam. Evet. Ben Bekir abiyi de buradan tekrar tebrik edeyim, Bekir Altın'ı. Gerçekten yani tarih konusunda, yanlış hatırlamıyorsam coğrafya öğretmeni zaten asıl mesleği değil mi? Sınıf öğretmeni. İşte öğretmenlikten gelmenin o şeyi de ayrı bir keyfi de var. Buraya tarihe çok emek harcıyor. Tarihin tozlarına gömülmüş olan bu külliyeyi başkanımız Bekir Altan sayesinde bugünkü güzelliğiyle eğer ortada gezebiliyor, çekim yapabiliyorsak onun bu hususta çok emekler var. Ben bilmem. Allah emeğini zayi etmesin. Bekir abi vallahi yemek borcun birikiyor, ben sana söyleyeyim yani. Bugün geldim çok kalabalıktı, sağ ol, yine ilgilendin. Yemek borcun sabit vallahi, böyle gideceğiz. Güzel bir yemek yiyeceğiz, onu söyleyeyim. Hüseyin abi gel bak ya, şöyle içimiz açılsın ya. Ya biz hani programda ben en çok bunu seviyorum, böyle doğayı seviyorum. İpek yolundan da yürüyeyim. Nereden yürüyeceğiz? İnsanların hacca gittiği atlı, develi ve yayı olarak üzerlerinde Kabe'nin örtüsü olarak şurası Arasta kapısı. Burada Arasta çarşı demek. Tam orayı gezdik. Çarşının içerisinden geçen yol orijinal İpek yolu. Eski ismiyle de baharat yolu. Bu yolu kullanarak insanlar Mekke'ye gitmişler kervanla. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Şimdi efendim, işte hep ne diyoruz? Tarihimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Burası perişan da olabilirdi, atıl olabilirdi. Bak, ya iki çiçek, bakım, sevgi, hassasiyet. İşte az önce Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden de hocamın bahsettiği o meşhur su kuyusu. Yanında zaten şadırvanı. Buradan giriş, az önce gezdiğimiz, görüntüleri getirdiğimiz külliye ve Arasta ve çarşı. Dümdüz devam ettiğin zaman İpek yolu Mekke'ye kadar gidiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Yine aa diyeceksiniz, biliyoruz. Ne güzel payası izliyorduk diyorsunuz, diyeceksiniz. Amma ve lakin. Ya bir yere daha uğrayacağım. Bir süreye bakacağım, Hüseyin abiyle konuşacağım. Ya da sizi İzmir'e götüreceğim. İzmir'de efendim bizi öyle bir ağırladılar, öyle bir ağırladılar. Bir deniz ürünleri epeydir programda ekrana getirmiyorduk, o olacak. Ondan sonra bu sosyal medyada fenomenler var Hüseyin abi. Komik çocuklardı değil mi? Bir tanesi, bak çocuğun adını hep unutuyorum. Pazarda şarkı söylerken ünlendi. İsarettin. Mandalinacı. Ya adı neydi onun ya? Bu zamanda mandalina. Ha, onun adı neydi? Adını bilmiyorum ben. Bak ben de adını unuttum. Hatırlamadım. Fırat Veysel miydi? Veysel. Aynen. Biri Veysel kardeşim. Çok keyifli bir sohbet var. Abi öbürü çok ilginç, Hüseyin abi ya. Adam bir sistem kurmuş İstanbul'da. Gidiyorsun berbere oturuyorsun. Kafana köpüğü sürüyor, sana şak 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 tokatlıyor. Son video çekti, video 460 milyon kişi izlemiş. Dünyanın her yerinden bu adama
Dayı olacak iş mi bu? Şimdi sen berbere gittin. Evet. Tıraş oldun, kafana köpüğü sıktı, tak tak tokatladı. Evet. Bunun için para verir misin? Vermem. Allah Allah. Vermezsin değil mi? Evet. Hocam sen verir misin? Duruma göre. Ya berberde oturdun. Evet. Tıraş bitti, köpüğü sıktı, tak 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 tokat. Olur mu ya? Bak son video 460 milyon. Dünyanın her yerinden. Özellikle Azeriler geliyor, tıraş oluyor. Tokatçı berber. Bak söyle, tokatçı berber. Onunla tanıştık. Sohbetimizde de olacak. Ya, keyifli dakikalar bizleri bekliyor. Şöyle güzel payas görüntüleriyle Hüseyin abi. Perihan teşekkür ediyorum. Öbür kardeşin adı neydi? Perihan, Eren teşekkür ediyorum. İsaretin gel. Sana çok teşekkür ediyorum. Ayrılıyoruz. Hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ ol hocam. İsaretinciğim teşekkür ediyorum. Ne demek abi? İzmir klibi ekrana gelsin. Rehber devam ediyor. Rehberde lezzet turumuz devam ediyor. Durağımız İzmir Bornova. İzmir'deki çekimlerimde bahsetmiştim. Artık benim İzmir'de bir kardeşim var. Toprak diye. Gel hemen gel şöyle gel gel. Çabuk kamera kayıtta kız kamera akıyor. Gel çabuk. Ben gel kalkamıyorum. Toprağım nasılsın? Merhaba iyiyim teşekkürler siz. İyiyim. Sen bana böyle güzel mekanlar bulmaya devam edecek misin? Evet edeceğim. Bak bir şey söyleyeyim mi? Kokoreç'ini yayınladık, bayıldık. Evet, İzmir'de çok güzel mekan var. Sonra dedin ki Hüseyin Usta. Aa, ben size en güzellerini getirdim şimdi. Bak çıtayı yükseltiyorsun, hep aynısını isterim. Tamam, anlaştık. Teşekkür ediyorum sana, ben güzel kardeşim ederim, benim. Ben teşekkür ederim, afiyet olsun. Hüseyin Usta, merhaba. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Şeref abi, bir şey söyleyeceğim ama bana kızma. Estağfurullah. Şöyle seni hiç tanımadan yolda görsem, abi ne iş yapıyorsun desem, sen de yemek işi desem direkt kebapçı derdim, tövbe balıkçı demezdim. Sen de kebapçı yüzü var ya, bak oğlan da direkt balıkçı. Ama, evet. Bak oğlan direkt balık, sen direkt kebapçı gibisin ya. Kebabı sevdim doğrudur, belki ondan geçmiş olabilir ama balık başka bir şey. Deniz ürünleri bambaşka bir şey. Dünyanın en zengin ürünüdür bence. Ben şanslıyım o yüzden. Bak sizleri bile buraya getirebildiğimize göre değil mi? Vallahi ben Eser'e de teşekkür ediyorum, Adana'dan sevgili Eser kardeşime. Bir gece oturuyorum Hüseyin abi, uyumak üzereyim. Eser aradı. Uzun uzun konuştuk, gece saat 11.30 gibi, sonra seninle konuştuk falan, kulaklarını çınlattık, sonra da toprak vesile oldu, bir araya geldik. Şimdi abi mezelerden bahsedeceğim, çok özel ürünlerim var ama balığı özellikle ben pişmesini istemedim, ziyan olur diye. Balık altın değerinde ama olsun. Şimdi genellikle sizde balık dolabını da ekrana getiren Hüseyin abi hep bol detay. Ne tür balıklar her zaman var? Hangi çeşitleri? Abi mevsimine göre aslında Türkiye'den çıkan bütün balıklar bizim burada mevcut. Yani işte kalkan zamanında İstanbul'un Boğaz'dan, daha doğrusu Karadeniz'den kalkanımız gelir. Lüfer zamanında lüfer, sarı kanat, çino kubuna kadar bizde mevcut. Çukra, levrek olmazsa olmaz her zaman. O İzmir Ege'nin balığı. Onun dışında işte barmundan tut. Yani bütün o İzmir Ege Denizi'nde çıkan bütün güzel balıklar bizim dolabımızda mevcuttur. Şimdi bir balık restoranı ne kadar lüks olursa olsun, eskiden şöyle yazılar görürdüm. Balık pazarlığa tabidir diyor. O gelenek var mı, bitti mi artık? Kısmen var ama hani eskisi kadar değil. Değil mi? Eskiden öyleydi. Hüseyin abi böyle geldiğin zaman yazardı. Balık pazarlığa tabidir. Şimdi sen hatırlamazsın onları. Her şey doğduğu gibi şimdi her şey değişti. Bir de güvene tabi bağlı bir şey. Herkes bizi nasıl bir işletmeci olduğumuzu bildikleri için maddi manevi. Kaç senedir bu işi yapıyorsun Hüseyin abi? 40 sene doldu, dolu dolu. Bornova'da kaç senedir buradasın? 14 yıl oldu buraya geleli. Burası 14 sene önce çöldü. Çölün üzerinde bu işi başardık biz, çok şükür. İyi yapmışsın. Şimdi bizim Hüseyin abi deniz ürünlerinden ve balıktan çok anlar dedi ki, ıstakozlar dedi ne kadar güzel dedi. Hüseyin abi bunlar ıstakoz değil. Daha oraya gelmedik. Adana ıstakozu. Ama rengi benziyor ama değil mi? Ben de ilk başta uzaktan bir ıstakoz acaba jumbo mu dedim. Abi İzmirli kendi otlarını çok seviyor bir kere. Bir de mezeye galiba biraz daha düşkün diğer illere göre. İzmir'de tabii Girit'le bağlantısı olduğu için ot çeşidi daha fazla. Benim hanım da çok o anlamda şeydir, beceriklidir. Bir 15 çeşit ot, sıcak ot kışın kendisi yapar özellikle bizim burada. O işleri yengem yapsın. Bütün işi oğlan koştursun. Sen de Hüseyin Usta önlüğü giy gel burada anlat. Ne ama, güzel İzmir ama be abi. Hak ettik diyelim. 40 seneyi 41 seneye dayanacak neredeyse. Artık emekli şeyine girelim istedik. Gençlerin önünde açmak gerekiyor bence. Kesinlikle. Şimdi efendim dolapta Ege'de hele İzmir'de yüzlerce çeşit vardır. Biz böyle dedik ki çok özel lezzetler olsun. Şundan başlayalım mı?
Evet, şu kalamar ızgara, hatta kalamar lokum diyorlar bunu bizim misafirlerimiz. Gerçekten Ege'nin kalamarı bu. Kalamar çok hassas bir üründür. Özellikle işte boyutu 6-10 dediğimiz tabirde olacak. Yerli olacak. Tabii donmuş hiçbir şeye benzemiyor. Aynen öyle. Bir de buradaki bütün ürünleri %99'un biz kendimiz imal ediyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Kendimiz temizleyip sosluyoruz. O bir kere kalamar ızgaranın boyutu ve Ege'li yerli olması. Önemli. Sosu, ondan sonra pişirme kıvamı, ocağın ayarı falan hepsi gerçekten üstüne koyduğun zaman çok emek isteyen bir şey. Şimdi benim gurme kardeşim anlar bu işlerden, kameraya gözükmeden bir at şöyle, ondan sonra on parmağınla notunu samimi bir şekilde yolla bakalım. O sever. Ben ne dersen deyim, önemli olan sizin notunuz. Şimdi bunu anladık. Abi, bu da mesela hem çocuklar için, evet, hem deniz ürünlerini seven için. Ben sizin menüyü gördüğümde ben buna vuruldum. Kesinlikle. Makarna çok severim. Midye çok severim. Ahtapot da var, görüyorum sanki var, içinde. Var, zengin bir şey içindeki. Şimdi bak böyle ters köşe yapıyorum. Gel anlat. Bunda kum midyesi var. Aköyades dediğimiz. Karidesimiz var. Ahtapotumuz var. Onunla birlikte makarnayı krema sosuyla beraber kavurup bu şekilde servis ediyoruz. Makarna da hazır makarna değil gibi. Hazır makarna mı? Sanki hazırlanmış gibi görünüyor aslında ama iyisini alıyoruz yani. Direkt yerinden. Sıcak yeniyor değil mi? Sıcak. Tabii sıcak. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz 8 kişi gelsek şu salatadan yiyebilir miyiz? 8 kişi bu salataya girmek istiyoruz. Salata hani insan kendisini övmez ama hani salata bizim geliştirdiğimiz bir salata. Burayı ilk kez gelenler şey diyor. Hüseyin, biz bu kadar salata yiyemeyiz falan filan. Ben de onlara diyorum ki biraz sonra ilave istemezsiniz inşallah. Harbiden taze anlık yapılan bir salata. İçinde 15-16 çeşit malzemeden oluşan bir salata. Bir de sevgini kattığın zaman zaten ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Hüseyin abi, bunun bütün vitamini kabuğunda. Bunu böylece yiyorsun. Evet. Hani Allah'ın Adanalısını anlarsın. Evet. Karadeniz'den ki Jumbo Karataş bunun merkezidir yani. Çıraklıktan beri öğrendiğimiz en büyük şey bizim de salata. Salatanın üzerine müşteri istese de istemese de söğüş karides koyarız böyle ikişer tane adam başı. Allah ondan gelen bir keşke gelinlik. Keşke herkes bunu yapsa yani. Gerçekten öyle. Ama yerli karides olması lazım. Ege'nin karidesi, mavi kuyruk dediğimiz. Ondaki lezzet başka. Abi Lakyer'de en son geleceğim. Ahtapot tandır. Ahtapot güveç. Evet, bizim de son zamanlar... Zahmetli iştir bu ya. Bir de bu ahtapotun böyle pişirme ayarı zordur abi ya. Ama ahtapotun kendi şeyi de var. Cinsi de biliyorsun, yumuşak olanlar var. Taş ahtapotu diye. Özellikle biz Ege bölgesinde onu temin ediyoruz. Tabi bir de onun bekleme süreci var. O bir şeyden geçtikten sonra, zaman aşımından geçtikten sonra da yediğiniz zaman çok pamuk gibidir. Ahtapot güveç, ahtapot tandır deniyor. Biz en son en çok istenen ürünlerden başında gelen şey diyemedim onu. Olsun. Biz anladık. Bakmayın, evet. Bu neyimiz abi? Çiroz. Çiroz abi. İste olan bir. Meşe talaşında abi. Meşe talaşında yapıyoruz onu da. Sebep? Yani özellikle o is kokusu daha güzel geliyor meşe talaşında. Önce bunu kapakta alttan har ateşi veriyoruz. Meşe talaşı altta yanıyor. Üstünde, kapağın üstünde bu çirozlar, uskumrudan kopardığımız pekestemiz etleri üstünde pişiriyoruz çirozu. Devam eder misin? Bu midye salatası, o da isli midye aynı şekilde. Onda da hafif bir is tadı var. O da aynı şekilde meşe talaşında ama onu yerken alırsınız zaten ince ince. Kıvamında iyi bir üstünden geçti mi lezzet verir. İşi bilmeyen de bütün ürünü öldürür abi. Zehir olur abi. Zehir olur abi. O oranı yakalamak çok önemli. O ayarı evet verebilmek. Orada işte ustalık da orada devreye giriyor zaten. Ve hayat kurtaran levreyi görüyorum orada. Levrek marine. Balık restoranlarının her mezede kullandığı, evet, olmayan. Levrek olmazsa neredeyse meze çıkmayacak. Ben söyleyeyim çünkü kolay ulaşılabilir balık. Yani şimdi bir de levrek herkesin evet değil mi? En çok istediği balıkların başına gelir. Çünkü bir de her bütçeye uygun abi. Yani çiftliği de olsa yiyebiliyorsun. Doğru doğru. Bir de yani çok anlamayan da yani ukaralık yapmanın dışında da kolay kolay da anlaşılmaz. Sadece gittiğin yerin güveniyle ilgilidir, deniz balığı ya da çiftlik balığı. Burada en çok sattığımız balıkların başında da levrek gelir. Özellikle biz levrek lokum yapıyoruz. Yine orijinal halini bozmadan ızgara. Herkesin %99 herhalde değil mi? 90 mı? 90 diyelim abartmadan. En çok masalarda en çok istenen şey ürünlerinin başına gelen balık. Şimdi gerçekten efendim şu biberimiz falan az önce bahsettik. Ben İstanbul'dan kapalı çarşıdan bilirim. Bunun müdavimleri vardır. Bu Lakerda'nın müdavimleri vardır. H-
Hatta şimdikiler yapamıyordur belki ama eski nesil kendi lakerdasını da kendi yapardı. Ya da böyle çiçek masajında çok güzel olur. Kıvamı önemlidir ama herhalde. Vallahi en zor ürünü şeydir, lakardadır. Dediğiniz gibi herkesin damak zevkine uydurmak çok zordur. O yüzden eskilerden çok değişik ustalarımız vardı bunu yapan eden. Özellikle gayrimüslimlerin çok başarılı olduğu bir alandır lakarda. Rum meyhanelerinden başta çeken. Evet, çok şükür. Biz de en iyisini sunup burada işte müşterilerimize o şeyi getirdik, kaliteyi sunduk. Şimdi İzmir'in bir özelliği vardır. Tabii artık o da devirle yavaş yavaş her yerde olduğu gibi değişiyor. İzmir yani standartı yüksek olsa bile diğer büyük şehirlerle karşılaştırdığımız zaman her zaman bir tık daha hesaplıdır aslında. Mesela İstanbul'da atıyorum şurası 10 liraysa, Ankara'da 8 liraysa, İzmir'de bu 7 lira, hatta duruma göre 6 liradır. Ben şöyle bir örnek vereceğim müsaadeniz varsa. Ben şöyle bir menüyü göz attım. Bugün Mart efendim. Program tabi ilerleyen tarihlerden yanacak. Biz 1 Mart'ı baz alalım. 1 Mart 2024'te. Gördüğümüz şey, geldik ortaya bir tane levrek söyledik, hani kalkanı falan da var ama onlar lüks balık. Bir levrek, bir kalamar söyledik, bir ahtapot söyledik, 3-4 tane mezemizi söyledik. İçecek tercihe bağlı, her türlü içecek var, içecek tercihe bağlı ama kişi başı 750-800 lira bantında bir şeyler yeme şansım var. Ama içecek işin içine girdiğimde 4 kişi çatlayana kadar her şey dahil 5000 liraya güzel çıkarsın. Yani adam başı 1250'ye diye hesapladım. Her şeyin de tadına bakarsın. Tabii ki ortalaması biz de 1250 fix menüler ayarladık. Nasıl alınıp çözmüşüm olayı? Çözmüşüm. Mesela İzmirliler kürütmez abi. İzmirliler kaliteden anlar. İzmirlilere en iyi, en uygun fiyata vermek zorundasın. Biz de onu yaptık burada. Çünkü burası zor bir yer bölge anlamında. 14 seneyi doldurduk. Çok şükür. Maşallah, çok da güzel bir kitlemiz oluştu. Daha iyi olsun. Peki sen devam ettiremiyorsun. Elinden geliyor mu bu işler? Tabii ki. El aldık ustamızdan. El aldık yani. Ne olursa yaparız. Sıkıntı ya, değil. 16-17 sene oldu. 17 sene komple. Her olaya hakimiz yani. Hem mutfağına, hem servisine, hem alımına, hem satımına, fiyat analizine. Kaça kadar açıksınız? Gece 23.30'a kadar buradayız. Buradasınız. Vallahi efendim şöyle söyleyeyim. Yani her şey güzel ama Hüseyin abi şunu bir getirse ya. Şu salata için gelinir ya. Yani şu salatanın öyle, bu salatanın şöyle bir sıkıntısı var. Bağımlılık yapabilir söyleyeyim. Yapıyor tabii, bizim de haftanın 7 günü 365 gün öğlen servisimiz de bizim ön plandadır. Daha çok öğlen gelen ailem işte misafirlerini çok daha ön planda tutup da burada ağırlayanlar var. Çünkü lokasyonumuz da bizim elverişli. İzmir'in her yerinden 10 dakika diyorum ben. Manisa'ya bile 15 dakikalık mesafedeyiz çok şükür. O yüzden şanslıyım. Çok güzel insanlara burada hizmet etme şansını yakaladık. Şöyle yapalım. Şimdi siz bizim yayınımızı beğenirseniz. Ben şöyle havalar iyice ısındığında bir Çeşme'ye ya da Foça'ya zaten geleceğim. Ben Cihan kardeşimle beraber mutfağa gireceğim. Güzel bir balık, bir de güzel meze yapalım. Olur. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Yanında da ayran. Rehber devam ediyor. Hüseyin Usta bir el sallayalım ya. Rehber devam ediyor efendim. Rehberde durağımız Gülek Kalesi. Efendim Gülek Kalesi birçok kişi tarafından Adana Pozantı olarak bilinen ama kayıtlarda Mersin Tarsus'a bağlı olarak bilinen Gülek Vadisi'nden 530 metre, deniz seviyesinden 1530 metre yükseklikte tarihi bir nokta. Biz Adana üzerinden geldik. 1 saat 15 dakika bir yolculuk. Giriş noktasında arabamızı bıraktık. 10 dakikaya yakın bir yürüyüş mesafesinden sonra uçurum kenarında hazırlığımızı yaptık. Biraz sonra sohbet edeceğiz. Şimdi biraz buradan bahsetmek istiyorum. Tarihi önemi çok fazla olan bir nokta Gülek Kalesi. Tam tarihi bilinmiyor ancak ilk kaynaklar Kilikya Ermeni Krallığı döneminde Simbat, Kral Simbat tarafından yapıldığını söylüyor. İlerleyen yıllarda el değiştiriyor ve en son yine Osmanlı'da kale olarak da kullanılıyor. Şimdi buranın en büyük özelliği Hüseyin abi, kale olarak şöyle bahsedelim. Şimdi buradan aşağıya baktığımız zaman hani burası savunma amaçlı bir kaleden daha çok gözetleme noktası olarak düşünebiliriz. Çünkü o dönem baktığımız zaman Akdeniz ve İç Anadolu'dan gelebilecek tehlikelere karşı tam böyle Şahin Tepesi denilen, Kartal Yuvası denilen bir konumda
her yere hakim. Kaleden baktıkları zaman olası bir düşman saldırısında nasıl müdahale edebileceklerini buradan görüyorlar. Ya bu zamanlarda ne oldu? Burada tabii biraz daha düzenleme yapıldı. Adanalı buraya çok gelince, Mersinli çok buraya gelince, burası özellikle gezme, doğa ve mangal tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından biri oldu. Aşağısı otoban, Pozantı yolu. Böyle devam edersiniz de Adana, Mersin istikametine doğru gidiyorsunuz. Şimdi sevgili kardeşim Cihangir'le festivalde görüşemedik ama o bizim için her zaman baş tacıdır, kardeşimdir. Abi dedi, çok ilginç arkadaşlarla tanıştıracağım seni dedi. Ben Eyüp'ü görünce zaten anladım. Şimdi her zaman bildiğim ekipten Eyüp burada. El sallayıp ya. İyice süzülmüş, iğne ipliğe dönmüş. Nurettin için çok uğraştık. Yengeden izin alabilmek için izin kağıdı aldık. Götürdük, imzalattık. Çok korkar eşinden. Masum masum oturuyor. Çok ilginç bir kardeşim daha var orada. Efendim özellikle gençler falan ona bayılıyor. İnsanlar ona gidiyor. Tıraş oluyor. Bir de dayak yiyor. Mutlu Mesut ayrılıyor. Tokatçı berber. Öbürü de bak o yakışıklı kardeşim de çok ünlü. Şimdi beyefendim tabii yaş itibariyle cehaletime verin. Yani fiziken hepsini tanıyorum ama isim hafızası yok. İsim hafızası yok. Bir de amca var. Amca dediğim benle yaşıt ama ben ne kadar genç duruyorum Allah'a çok şükür ortada. Efendim festivali bıraktık. Koştura koştura geldik. Kardeşler sizi tanımadığım için bahsediyorum. Onlar da göstererek ya. Hep beraberiz neticede ya. Seyirci olsun olsun. Gönüller bir olsun ya. Bir de burada Atlas var. Geleceğin büyük futbolcusu. El sallı Atlas kameraya. Artist. Tam artist. Abi nasılsın, iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Seni gördüm, moralim düzeldi. Doğum kaç? 74. Benim de 74. Şöyle baktığın zaman. Ben daha genç görünüyorum ya. Soralım. Kim genç görünüyor? Soralım, seyircimize soralım. Programın yayın esnasında sosyal medyadan yazsınlar. Kim tamam. Daha genç görünüyor? Hangi ay? 10. ay. Vallahi benim de 10. ay. 10. ayın 10'u. 5 gün büyüksün benden. Benim, tamam, benim 15-10-74. Tamam. Demek ki oradan. Yok. Baba ben şimdi çok şöyle belli. Sana zahmet. Bu adamdan uzak duralım, tokatı yemeyelim bir tarafı. Yok gel. Kardeşim merhaba. Merhaba abi, hoş geldin, nasılsın? Benim için diyorlar iyiyim. Adana'yı çok seviyorsun diye ama. Evet. Sende de bir Adana sevdası başladı herhalde. Vallahi bana Adana sevdası Cihangir'den başladı. Bana o kebabını bir yedirdi. Bana büryanını bir yedirdi. Bende sevda oluştu artık. Güzel kardeşim. Bak saydan merak ediyorum. Evet. Aslında herkesin merak ettiği şeyi merak ediyorum. Şimdi adam sana geliyor, müşteri. Tıraş evet. oluyor. Evet. Ya gel beni döv mü diyor ya. Abi şöyle normalde. Bak saydan merak ediyorum. Yani şöyle aslında insanların dayak yemesi dünya yıldızlar tarafından paylaştıktan sonra gelişti tabii. Yani Amerika'da Snoop Dogg ve Chris Brown paylaştı. Sonra Anne Maria paylaştı. Summer Jam paylaştı derken Türkiye'de viral oldu. Ondan sonra bizim insanlar dayak yemeye başladı benden. Yani ben şimdi sana geldim. Evet. İstanbul'da Avcılar'da mı? Evet, Avcılar'da. Oturdum, dedim ki kardeş bir saç tıraşı olacağım. Evet. Normal tıraşımı yapıyorsun. Evet. Sonra soruyor musun tokat ister misin diye? Tabii, tabii kesinlikle. Tokat tıraşa dahil mi? Yok, o ayrı para alıyorum. Yani herkes senin karşısında mazlum. Mazlum. Mazlumlar sana geliyor yani. Gel beni tokatla. Şimdi bakalım buradaki mazlum kim olacak, onu merak ediyorum. Peki herkesin en büyük hayallerinden biri de seni tokatlamaktır değil mi? Vallahi inan öyle. Hatta 3000 dolar da verdiler, ben de dayak yemedim. Ama onun esprisi köpükle değil mi böyle? Köpükle mi şaklatıyorsun? Tabii tabii, benim ellerimde şifa var. Nasıl Cihangir'in kebabı büryanı meşhursa benim de ellerim meşhur. Kardeş tuttu bu iş ama. Tutar. Ben yolda gelirken videolara baktım. 3 milyon, 3,5 milyon, 5 son, milyon. Son videom 461 milyon izlendi bir hafta içinde. Kaç milyon? 461 milyon. Çin mi izledi senin ha? Dünya globalinde girdi. Şeye de baktım çünkü çok ilginç. Evet. Hani gelen yorumlara da baktım. Hani Türkiye'nin dışında yabancı takipçin de çok fazla. Aynen, Avrupa'da çok var zaten. Aslında benim kitlem hep Avrupa'da. Türkiye'de. Ama, sende de bir Avrupa'yı tip var ya, ondan ya, olabilir. Yakında Almanya'ya gideceğim. İtalyanlara benziyor değil mi? Ben de var abi. Ben o geleceği görüyorum kendimde. Var, bir İtalyan havası var. Aynen abi. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kardeşim. Sosyal medyanın en çok merak edilen, bazen eleştirilen, bazen gülünen ama tanıdığınız zaman bambaşka pırlanta gibi bir adam. Yol boyunca da arkada oturdu. Bana hatta dedi ki abi durdu. Bir laf ettim. Durdurdunuz, hiç konuşmadın. Şimdi ettiğin lafa bak dedi. Şeref verdin. Hoş geldin. Sen de hoş geldin gerçekten. Kardeşim. Gel hele gel. Mandalinacı gel. Limoncu gel. Gel. Şimdi ben senin ismini söyleyeyim. Herkes tanıyor zaten. Estağfurullah abi. Veysel. Veysel. Evet abi. Sen nasıl patladın Veysel? Mandalina tezgahında.
Ya dur, şu meşhur var ya, mandalinalar, o musun sen? Bu zamanda mandalina bulmak. Ahmet Şafan şarkısı. O sen misin? Hoş geldin abi. Evrim değiştirmişsin ama. Abi mecbur. Yıllar kaç geçiyor. Kaç sene oldu o video ilk çıkalı? 2018. 5 evet. Yıl oldu. 5 yıl oldu çünkü o zaman baktığımda şimdi kilo vermişsin. Evet, toparladım. Bir saç şekli değişmiş, sakal değişmiş. İster istemez abi, konserler vesaire. Konserler. Tabii. Nasıl gidiyor? Çok şükür vallahi, her şey yolunda. Ya rüyanda görsen inanır mıydın bu işin böyle patlayacağını? Yani şöyle, aslında hani bu bir amaç değildi. Daha doğrusu biraz gereçti pazarda. Çünkü rekabet fazla. Sadece meyve ya da mandalina satan ben olmadığım için pazarda. İki şarkı söylemeyi seviyordum. Öyle başladı abi serüven. Memnunsun hayatını? Çok şükür, her şey çok yolunda. Tabii ki de, tabii ki de. Arada bir gidiyorum. İstanbul'da mı? Yok, Bursa'da. Bursa'da. Aha, Bursa'da. Denk gelirsem gelirim. Bursa'da tabii ki de, çok tabii ki de, tabii ki de misafir edelim. İşte benim kardeşim ya. Her yerde beraberiz ya. Ordu'da beraberiz, burada beraberiz, İskenderun'da beraberiz, Adana'da beraberiz. Abi, seni de çok eleştirenler oluyor bu sosyal medyadan dolayı, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Arada abi. Bir ben de eleştiriyorum bazen. Evet abi, biliyorum. Aa, bak, en çok eleştirenlerden biri de benim. Bak, böyle arada çünkü halkın sevdiği benim böyle aman Cihangir bununla ne işim var dediklerin de olmuyor değil yani ha. Değil mi? Ama reklamın iyisi kötüsü olmaz. Doğru. Kardeşim nasıl gidiyor işler abi, şubeler? Çok şükür güzel gidiyor şubeler, hareketli, çok şükür. Havalar ısındı biliyorsun abi. Ramazan dolayısıyla iftar yoğunluğumuz çok fazlasıyla var. De, artık bitti. Bitti zaten. Şimdi Portakal Çiçeği Festivali'ni geçirdik abi. İşte önümüze bakıyoruz abi, havalar ısınınca daha hareketli oluyor. Kardeşim şimdi misafirlerimiz artık gide gele benden çok Adanalı oldular. Ben de özellikle sordum, kebap var mı diye, havadan dolayı yok dedin değil mi? Evet abi. Niye? Niye abi? Şu anda ciğer ve kaburga yapacağım size. Bu manzarada en güzel yiyecek olan kaburga ve ciğer. Peki bir şey söyleyeceğim. Geçen telefon da denk geldi. Herkes de acıkmış, bir önce bitir de yapsın mangalı diyor da. Avusturya ile konuşuyorsun, Almanya ile konuşuyorsun. Evet abi. Artık Türkiye'nin dışında yavaş yavaş var mı Avrupa'ya açılma hedefleri? Şu an İstanbul'la bir bağlantımız var ama onun dışında Avusturya ile görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda başlayacağız inşallah. Almanya çok ciddi, İngiltere çok ciddi. Başlıyoruz abi. Bu yıl bizim yılımız olacak. İnşallah kardeşim. Sen güzel işler yaptıkça çok biz de seninle beraber olacağız. O zaman ben seni Hüseyin abiyle baş başa bırakayım. Tamam, teşekkür abi. Ediyorum. Ben bu arada abi. Gerçekten hep böyle merak ettiğim kardeşlerimle de beni tanıştırdın. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica kolay gelsin. Çok sağ ol. Özellikle işin yemek kısmını her zaman olduğu gibi vermedim ama bu sefer yediğim kaburga, yediğim ciğer daha bir lezzetliydi. Çünkü çok güzel insanların elindeydi. Ellerine sağlık. Ne demek abi, afiyet şeker olsun. Adana'da bir numara Cihangir. Ellerine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim abi, afiyet olsun. Ellerine sağlık. Abi teşekkür ederim. Kardeş iyi yedik be. Abi iyi yedik. Ama bak, ben senin en çok hangi huyunu seviyorum biliyor musun? Hangisini abi? Ne yani, ne kadar yersen ye kilo almıyorsun. Değil mi? Yani gerçekten. Bu niye böyle oldu biliyor musun? Niye oldu biliyor musun Mert abi? Cihangir'in biryani yediği için biliyor musun? Abi. Yok bir şey söyleyeyim, almıyor bak adam. Alır. Hep fit yani bak. Adam. Cihangir de öyle bak, ikisi hep fitler bunlar yani. Fit abi. Ya müthiş ya, bak burada adam iki günde kilo aldı, iki günde vallahi kilo abi. Aldı. Ya. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyorum çok her şey için. Biz teşekkür ederiz. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Buyur. Şimdi abi. Sizleri görüyorlar gençler. Evet. Değil mi? Çok hevesleniyorlar, bu fenomen olmak istiyorlar. Bravo. Bu iş bu kadar kolay mı ya? Yani? Vallahi Mert abi çok güzel bir yere deyim ettin. Fenomen olmak kolay mı, zor mu? Fenomen olmak olup da taşımak zor aslında. Evet, kesinlikle. Yani bir yerlere geldikten sonra asıl halkı, insanları sevgisini kazanmak zor ama zoru da biz seviyoruz. Zoru sevmekte başarmak da bizim işimiz. Bak tebrik ediyorum gerçekten. Seni de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi görüyor gençler, zannediyorlar ki ya bu iş gerçekten hemen bir anda olmuyor ya. Yok, çok abi. Emek gerekiyor değil mi? Ya aslında bir anda olabiliyor ama önemli olan kalıcı devamlılık. Olmak. Kesinlikle. Vallahi billahi. Doğru doğru. Kardeşim abi. Kardeşim bir tanedir. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz abi. Özellikle dost acı söyler. Evet. Ben seni videolarından biliyordum. Evet. Farklı bir biri zannediyorum. Tanıdım ya. Ne güzel adammışsın be. Yani ön yargım gitti. Güzel bir adammışsın kardeşim. Gel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yani senin bu duygu ve düşüncelerin beni daha çok mutlu. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Evet. Rehber'in bu haftada sonuna geldik. Keyifli bir programdı. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Payas yolunuz düşerse ki düşsün, tam güzergah üzerinde mutlaka kervansarayı eserleri görülecek bir yer.
Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Rehberden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.